bir gücünü yenebilecek bir 11. Bir kere Galatasaray'ın en önemli avantajı şu. Hep böyle Galatasaray'ı eleştiriyoruz. Hep böyle Galatasaray işte kötü gitti vesaire falan gibi böyle yorumlar yapılıyor ama şunu söyleyeyim. Bu takım çok büyük bir sürpriz olmazsa sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalar. Yani bu ligde işte bakıyoruz yani bir Başakşehir, bir hmm. Alanya yani Fenerbahçe ve Galatasaray dışında şu an benim gördüğüm kadarıyla Başakşehir ve Alanya yani Beşiktaş ne kadar götürebilir? Soru işareti. Trabzonspor durumu ortada. Yani böyle çok da e, birkaç takımın şampiyonluk yarışında olacağı, geçen yılki gibi ben bir durum beklemiyorum şahsen. Ve e, Başakşehir'in durumuna göre Fenerbahçe ve Galatasaray sanki e, kafa kafaya gidecek gibi gözüküyor. Yani en önemli avantajı da Galatasaray'ın bu yarışta ezbere saydığın geri dörtlü. Evet, Hiç değil dördüz. yani. Ne sakatlık ceza olmadığı sürece bu adamların dördü de çıkar çatır çatır oynar diyorsun. Omar çok iyi oyuncu. Sarakçı çok iyi oyuncu. Ruin devam var ve arka mükemmel bir iki. Hemen önlerinde ben Taylan'ın da o noktaya dair... Evet edeyim. artık 5 olarak onu da katabiliriz. Bence de. Yani o artık e, as oyuncu. ilk on bir oyuncusu evet. oldu. Yani devre arasında transfer yapılır onları bilemem ama transfer yapılsa dahi Fatih Hoca'nın ben Taylan'dan kolay kolay vazgeçebileceğini düşünmüyorum. Aynı yani bu, bu arka tarafı işte Mustera'da dönerse Ocak'ta Arka tarafı e, çözmüş durumda Galatasaray. Önde çok fazla değişiklik oluyor. Ama önde de baktığında evet belki pahalı bir ön taraf, pahalı bir hücum hattı diyebilirsin. Ama çok kaliteli oyuncuların, çok değerli oyuncuların e, bir arada bulunduğu ve e, oradan da güzel bir malzeme çıkabilecek bir e, kadrosu var. E, yani ben e, çok ense karartıldı bu Alanya Spor maçından sonra Galatasaray camiasında. Eyvah bu sene bu takımdan hiçbir şey olmaz vesaire. Biraz abartıldığını düşünüyorum. Ve şimdi biraz da Erzurum-Ankara gücü rahat bir fiksüre girdi. Evet. Ee, bu Buradan alacağı nefesle ve toplayacağı moral ve özgüvenle Galatasaray'ın yeni bir çıkış yakalama ihtimalini yüksek görüyorum bu akşam itibariyle. Fanatik gazetesinin son sayfasını bir ekranlara getirelim. Rehavet olursa pahalıya patlar başlığı atılmış bu akşam oynanacak Galatasaray Ankara gücü mücadelesine dair Ankara gücü Covid-19 vakaları sebebiyle zor günler geçiriyor. Ancak sahaya güçlü bir 11 ile çıkacaklar. Galatasaray gelen bilgilere bakarak rehavete kapılırsa pahalıya mal olur. Biraz gevşerseniz canınızı yakacak bir takım Ankara gücü demiş Tunç Kayacı. Bugün evet. Fanatik gazetesindeki yazısında... Sözün özü kağıt üzerinde favori olan Galatasaray bu çok normal yine söylüyorum. Maç öncesi başkent ekibinden gelen haberler. Esen negatif rüzgar aldatıcı olabilir benden söylemesi demiş. Jagne'nin bu akşam 11'de sahaya çıkacak olmasını da konuşalım. Kısa bir aramız olacak onun öncesinde. Jagne konusuna da bir giriş yapalım Volkan. E yokluğunda her defasında biz aynı şeyi söylüyoruz. Jack acaba kendini gösterebilir mi? E, formayı alabilir mi? Ama e, çok buna yatkın olduğunu da maalesef söyleyemiyor. Galatasaray taraftarı böyle düşünüyor. Sen nasıl ya genel olarak bulduğu şansları çok böyle mükemmel kullandığını söyleyemeyeceğim. Evet. Ama e, şunu da söyleyeyim bence bu ligde e, iş yapabilecek bir oyuncu. Şimdi e, Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin mesela Sisseden bahsettik sistemin o sonradan girip maça müdahalesi, maça ettiği etki ve Fenerbahçe'nin aldığı 3 puan Jagna de benzer bir role bürünürse e, ve tabii o malum mental problemlerini yaşamazsa, her sezon yaşadığı takım arkadaşlarıyla işte taraftarla gerçi bu sezon taraftar yok ama e, herhangi bir problem yaşamazsa Galatasaray'a faydalı olur. Uzun vadede faydalı olur. Ha bu akşam için bu akşam zaten yani e, Fuat Çapan'ın Hemen altta açıklamasını görüyorum. Yani evet 10 oyuncudan daha yoksunlar. Yani cezalı Alper'in dışında 10 oyuncu daha yok diyor. Korona spor diyor. Yani korona spor belki şampiyonluğu belirler bu sezon diyor. Öyle mi? Yani maalesef birçok takımın başına gelme ihtimali var bu durumun. Şimdi bu akşam Ankara gücünü böyle bir durumda yakalamışken... Cagney'in de kendisini gösterip Falcao'yu biraz daha zorlayabileceği bir ortam oluşabilir. Güzel bir maç. Bu arada bir... Santrfor için yani hem iç sahada oynuyorsunuz, hem rakip çok ciddi kadro dezavantajı var, hem de e, az Santrfor cezalı bir alternatif Santrfor için güzel bir akşam. Cagne burada e, kendini gösterip belki de e, sezonun devamında daha fazla süre alabilecek, daha fazla formayı kapabilecek bir ortam oluşturabilir ama tabii ki şunu söyleyelim. Özellikle Erzurum spor maçında attığı golden sonra evet. bir Radamel Falcao gerçeği var Galatasaray'da. Yani ondan formayı almak da öyle kolay bir şey değil. Kesinlikle öyle ama e, Jagne ve feguli bugün aynı anda sahada olacaklar. Jagne kiralandığı dönemde Fegüli ve Belhanda ile ilgili bana top vermiyorlar eleştirileriyle gündeme geldi. <laughs> bu akşam ama başka kimse yok evet. mecbur verir yani. <laughs> bu akşam e, Belhanda da sahada olmadığı için sadece Bu akşam için. mecbur verecek yani yapacak bir şey yok. Ya ben bu arada şöyle bir şey yani bunlar e, futbolcular arasında hep konuşulur edilir. E, ama şunu söyleyeyim ben futbolda böyle bir şeyin olduğuna inanmıyorum. Elbette tercih mesela aynı anda iki tane tercihin varsa diğerini tercih edebilirsin. Dönem dönem ben bunu Fenerbahçe'de de şahit olmuştum ama evet. e, açıkçası ya, ne yapacak şimdi? Cagne boştaysa Fegoli atmayacak mı? Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum şahsen. Bakalım bugün nasıl bir 90 dakika bizi bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. E, son birkaç dakikamız araya gitmeden önce Antalya Spor basın sözcüsü Süyünün açıklamaları var yerli hoca ile anlaşacağız dedi. En kuvvetli aday Abdullah Avcı gibi görünüyor haberleri evet. geliyor Volkan. E, Antalya Spor Abdullah Avcı yol kesişmesi hakkında eğer gerçekleşirse düşünce En çok taşlar merak ediyordur herhalde bu durumu. Valla ben e, hocayla yani e, yakın zamanda çok görüşmedim, konuşmadım ama e, evet. bildiğim kadarıyla şu anda çok teknik direktörlüğe sıcak bakmıyor. Özellikle bu pandemi dolayısıyla bir süre daha dinlenme konusunda sanki e, bir görüş var, bir fikir var. Ama e, Antalya Spor'un da çok ciddi bir değişime, bir e, yeni bir soluğa ihtiyacı var. Bunu söylememiz lazım. E, i̇şte bu hafta Fenerbahçe karşısına hocasız çıkacaklar gibi gözüküyor. Pazartesi günü. E, Tamer Hoca'nın da ben orada çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani bence yapılan yatırıma veya işte bir de çok ciddi bir genç oyuncu havuzu var e, Antalya Spor'da. O genç oyuncu havuzuna rağmen çok fark yaratabildiğini düşünmüyorum. Şahsen dediğim gibi iyi bir hocayla Antalya Spor'un o genç oyuncu havuzuyla havuzu da daha değerli hale gelecektir. Daha genç ve değerli oyuncular oradan çıkacaktır. Abdullah Hoca konusunda ama yani istihbarat olarak soruyorsan çok net bir istihbaratım olmadığını söyleyebilirim. Aslında e, Abdullah Avcı için uygun bir takım profili gibi de antreliyoruz. Evet, Spor. yani işte şehir olsun evet. vesaire hani şehir çok mükemmel bir şehir. Yani hakikaten e, herkesin yaşamak isteyeceği bir şehir. E, takım problemsiz takımlardan bir tanesi Türkiye evet. liginde. Hem az önce söylediğim genç oyuncu kadrosu, hem de e, mali anlamda ayağını yorganına göre uzatan bir kulüp. E, belki. O açıdan düşünülebilir, kabul edilebilir. Bir de çok baskı yok, beklenti yok üzerinde. Başakşehir'de evet. aynı durum. Açıkçası bakalım göreceğiz hep birlikte birkaç gün içerisinde Abdullah Hoca'nın kararını birlikte göreceğiz. Ama ben Fener maçını bekleyeceğini düşünüyorum. Fener maçından sonra bir karar çıkarsa çıkar. Volkan kısa bir aramız var ardından gelişmelere günün öne çıkan haberlerini paylaşacağız ve seninle sohbetimize devam edeceğiz.